Hayırlı cumalar. Havanın hiç tadı yok kızlar. Pikniğe gidiyoruz. Kızlar pikniği istediler. Bizim buradaki parka gideceğiz. Biraz mini bir piknik yapacağız ama havanın hiç tadı yok. Ama tutturdular. Her an yağmur yağabilir. Yani kızlar ama anlamıyorlar. Gidelim bakalım. İnşallah yağmaz yağmur. Ben size dedim değil mi, yağmur yağmaya başladı. Geri dönüyoruz eve. Ya ıslandık bile biraz. Yeni başladı. Bilmiyorum ki anneciğim. Artık başka zaman gideriz, tamam mı kızlar? Söyledik ama değil mi? Bugün yağacak diye. Demeye kalmadı, başladı zaten hemen. Artık pikniğimizi evde yapacağız biz de. Hadi bakalım gel. Ne yapalım, dinlemediniz. Neyse, haftaya açacak. O zaman, tamam mı, piknik yaparız. Daha günlerimiz çok anneciğim. Tatil daha yeni başladı. Ay ıslandım. Sular akıyor. Hadi şimdi evde yapalım pikniğimizi. Anneannemize geçelim. Anneanne de yapalım. Tamam mı? Termosumuzda çayımız da vardı zaten. Ama ilk önce sizimizi giyinelim. Evet, bence de rahat bir şeyler giyin. Bu rahat zaten. Ha, senin rahat üstün, tamam. Ama senin böyle. Sıcak. Tamam, al bu minderleri anneciğim. Evet, üstünüzü değiştirin. Tişörtünüz ıslandı. Şöyle terliklerimizi düzeltelim. Piknik maceramız başlamadan bitti. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Yeni gelenler var kanalıma. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün günlerden cuma. Başında söylemiştim sanırım. Hayırlı cumalar diliyorum hepinize tekrardan. Zaten bu hafta Bursa'da hep yağışlıydı. Bayağı sağanak yağış oldu, gök gürültülü. Bugün biraz açtı gibiydi. Dün de öyleydi. Ama sonra birden hava kapandı. Yani belliydi ama işte kızlar da dünden beri piknik parka gidelim, piknik yapalım diye tutturunca artık daha fazla kıramadık. Dedik artık yakalanırsak da yakalanacağız ama dediğimize de geldiler. Değil mi? Evet. Ve yağmura da yakalandık. Geri döndük. Başlamadan bitti, olsun. Olsun. Evde pikniğimizi yapacağız. Evde yapacağız şimdi pikniğimizi, aynen. Anneanneye geldik şimdi, anneannemize. Öyle. Burada şimdi çayımız da hazırdı zaten, termosumuz da, her şeyimiz hazır. Öyle bakalım. Şimdi burada keyfimizi yapalım. Tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Biz ev pikniğimizi yaptık. Şimdi birazdan annemle karşılıklı bir kahve içeceğiz. Kahve keyfiyle günümüze devam ediyoruz. Onun öncesinde de aldığım birkaç parça ürün var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında kozmetik alışverişi olarak paylaşacaktım. Çünkü farmasiden de birkaç ürün sipariş verdim. O da bugün yarın gelir. Hepsini toplu olarak gösterecektim sizlere ama dedim neyse, bunları ayrıca göstereyim. Sonra onları da artık farmasi ürünlerinde vlog içinde gösteririm, tekrardan paylaşırım sizinle. Şöyle Şok Market'te kasa arkasında gördüm ben bu ürünü.
fırça seti Keops markasının. Fiyatı çok uygun geldi. 24,5 TL'ydi. O yüzden almak istedim. Hoşuma gitti. Güzel olduğunu umuyorum. Şöyle bir özelliği var. O da bana paketi açınca sürpriz oldu. Daha önce açtım ben, baktım. Kullanışlı bir özelliği var. Şöyle çantalıymış. Sürpriz oldu bu bana. Nasıl? Şöyle. Tabii burasını daha sonra çıkartacağım. Şurada bir altta paket var. Şunu çıkartalım hatta. Böyle cırtla. Bakın. Şöyle kapattığım zaman çanta. Şöyle makyaj fırçalarımı gayet güzel muhafaza edebilirim. Hatta buraya da yine lastikli bir bölme yapmışlar. Buraya da yine diğer kullandığım, sürekli kullandığım fırçalarımdan ekleyebilirim. Bayağı kullanışlıymış. Fiyatı da bayağı uygun. Şöyle pudra fırçası var. Highlighter fırçası var. Fondöten fırçası ve far fırçası olmak üzere böyle dörtlü bir set. Özellikle dediğim gibi bu çantası çok hoşuma gitti. Çok beğendim bunu. Sonra bir markete de böyle Flormar'ın göz kalemi gelmiş. Bu da 8,5 TL. Bunu da gerçekten süper bir fiyata almış oldum. Bu waterproof, 24 saat kalıcı, suya dayanıklı göz kalemi. 8,5 TL Flormar'ın. Çok uyguna geldi. Ondan sonra bir de annem bugün bir markete gitmiş. Bir markete de şöyle şirin kaselerden gelmiş. Cam kapaklı Paşa Bahçe'nin ürünüymüş. Bu ikili olarak satılıyormuş arkadaşlar. İkili olarak fiyatı 10 TL. Yalnız zaten bir kutu kalmış. Onu da annem almış. O yüzden anneciğim de sağ olsun bir tanesini bana verdi. Bir tanesini de kendine aldı böyle kapaklı. Bu aslında böyle fazla olsa bundan, olmazsa Paşa Bahçe'nin mağazasından bakmak lazım. Orada mutlaka vardır, satılıyordur. Mesela sütlü tatlılarda özellikle yaptığımız zaman şöyle kapağını da kapatıp dolaba koyduğumuz zaman en azından o üzeri hem kurumaz bu şekilde, hem de bir koruyucu görevi görmüş olur üzerinde. Böyle porsiyonluk yoğurtlar mayalanabilir. Çok hoşuma gitti. Çok da şık. Bunlar da böyle birkaç parça üründe hemen vlog içinde sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yine aşağıya yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Çekmemi istediğiniz vloglar varsa fikirlerinizi de bekliyorum. Elimden geldiğince değerlendirmeye çalışırım. Biz şimdi anneciğimle karşılıklı kahvelerimizi içelim. Keyfimize devam edelim. Sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük de bizden bu kadardı arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bugün kahve sunumuyla kapanışı yapıyoruz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da tıklarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki vlogda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle.